Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır nefis sarıyer böreğini paylaşacağım. Püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kullanacağımız malzemeler: 6 su bardağı un, 3 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım kilo kıyma, 4 büyük baş soğan, tuz, karabiber, kimyon, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısı. Ben iki çeşit yapacağım için biraz da yağlı lor peyniri kullanacağım. Hamurumuz sadece un, tuz ve sudan ibaret. Kabartma tozu ya da maya kesinlikle kullanmıyoruz. Azar azar suyu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Hamurum oldu fakat iyice özleşmesi için elimle unu yedirerek kıvamı kulak memesinden biraz daha sert oluncaya kadar yoğuruyorum. Hamurumu 5'e bölüp portakal büyüklüğünde bezeler yaparak 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Böreğimizin iç harcı için soğanları küp küp doğruyorum. Tavayı yağlayıp soğanları 3 dakika kadar kavuruyorum. Sonra kıymayı ve baharatları da ilave edip 6-7 dakika daha pişirerek ocaktan alıyorum. Hamurun içine süreceğimiz tereyağını eritip sıvı yağı da üzerine ekleyelim. Dinlenen bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıp aralarına yağ sürerek 10 dakika daha dinlendirelim. Bakın hamurum gayet güzel esnek bir şekilde açılıyor. Biraz geniş bir zeminde elinizle esneterek çok kolay yapabileceğiniz bir börek. Açarken kuru kalan yerler varsa yağımızdan sürelim. Yırtılmalar olabilir. Bu gayet normal. Zaten sarınca hepsi kapanacak. Böreğinizi sararken gayet esnek ve havalı sarın. Sıkı sararsanız içi hamur kalacaktır. Kullanacağınız peynir ne kadar yağlı ve kaliteli olursa o kadar güzel olur. Ben kıymalı ve peynirli yaptım. Siz istiyorsanız ıspanaklı ve patatesli de yapabilirsiniz.
Yumurta sarısını ve içine sürdüğümüz yağı karıştırıp üstüne sürelim. (Gülüyor) 180 derecede ısıttığımız fırına yollayalım. 30 dakika pişmesi yeterli. Böreklerim nar gibi kızardı. Tam bir pastane böreği gibi çıtır çıtır oldular. Herkesin kolayca yapabileceği bir börek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.